Herkese merhabalar. Fethullahçı terör örgütünü ve onun kirli yüzünü anlattığımız videolarımıza devam ediyoruz. Bu hafta sizlere FETÖ'nün Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en etkin lobicilerinden birinden bahsedeceğim. Bu isim Burak Yeneroğlu. Burak Yeneroğlu, Amerika Birleşik Devletleri'nde Türkiye aleyhine çıkan kararların arkasındaki isimlerden biri olarak biliniyor. Biz onu Joe Biden'ın FETÖ'cü dostları haberinde Joe Biden'ın beline sarılmış FETÖ'cü olarak hatırlıyoruz. Hatırlayalım o resmi. Joe Biden'ın evinde düzenlenen Noel Partisi'ne katılan FETÖ yöneticileri Joe Biden'la hatıra fotoğrafı çektirmişti. Biden'ın bir yanında FETÖ'nün Amerika Birleşik Devletleri'ndeki önemli isimlerinden Faruk Taban, Joe Biden ve Joe Biden'la eşinin arasında Joe Biden'ın beline sarılan bir isim var. O isim Burak Yeneroğlu. Burak Yeneroğlu Amerika Birleşik Devletleri'nde Demokrat Parti üzerinde oldukça etkin bir isim. Peki bütün bu etkinlik nereden geliyor? Hazırsanız başlayalım. Burak Yeneroğlu ismini ilk kez 2012 yılında Barack Obama'nın ikinci kez başkan seçildiği seçimlerde duyduk. Burak Yeneroğlu, Barack Obama'nın kampanya ekibinde yer alıyordu ve Barack Obama'nın başkanlık seçimlerinde ona en fazla bağış yapan ilk 100 isimden biriydi. Kendi hesabından 657 bin dolar bağış yapmıştı ve yaklaşık 5,5 milyon dolarlık bir bağışın toplanmasını da organize etmişti. Burak Yeneroğlu bununla yetinmedi. Kendisi Demokrat Parti içerisinde Demokrat Parti'nin finans komisyonundaydı ve Obama'nın başkanlık kampanyasının da finans sorumlularından biriydi. 2012 yılında Barack Obama'nın ikinci kez başkan olmasını sağlayan isimlerden biri olan Burak Yeneroğlu gazetelere verdiği röportajda 2008 yılında da Obama'ya aynı şekilde destek verdiğini ve kurdukları bir ekiple Amerika Birleşik Devletleri'nde kapı kapı dolaşarak Obama'nın kazanmasını sağladıklarını gururla anlatıyordu. Burak Yeneroğlu bununla yetinmeyip Obama'nın kendisini arayarak bizzat teşekkür ettiğini ve Obama ile ne zaman isterse o zaman görüşebilecek kadar kendisine yakın olduğunu da aynı röportajda anlatmıştı. Barack Obama'nın ikinci kez başkan seçildiği 2012 seçimlerinin önemli isimlerinden biri olan Burak Yeneroğlu, Hillary Clinton'ın başkan adayı olduğu seçimlerde de Demokrat Parti'ye ciddi miktarda bağış yaptı. Hatta o tarihte Demokrat Partili bazı Amerikalılar sosyal medya hesabı üzerinden Burak Yeneroğlu ile temasa geçerek Burak Yeneroğlu'nun Hillary Clinton yerine 2020 seçimlerinde de aday adayı olan Bernie Sanders'ı desteklemesi için kendisinden yardım istediler. Burak Yeneroğlu Demokrat Parti içerisinde yaptığı bağışlarla bu kadar etkin bir isim ve kendisi Fethullahçı terör örgütüyle bağını da gizlemiyor. FETÖ'nün Amerika Birleşik Devletleri'ndeki derneklerinin birinin yöneticisi, aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri'nde FETÖ'cüler ne zaman bir etkinlik yapsa o etkinliğin sponsorları arasında mutlaka yer alıyor. Burak Yeneroğlu Bayrok adında bir şirketin sahibi. Bayrok granit mermer işi yapan bir şirket. Aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri'nde çok ciddi yatırımları olan Bayrok Holding'in de alt kuruluşlarından biri. Burak Yeneroğlu bu şirketin ortaklarından ve genel müdürü ve holdingin asıl sahibi Kazakistan vatandaşı olan, aynı zamanda Türk vatandaşlığı da bulunan Tevfik Arif isminde bir iş adamı. Tevfik Arif ismini Türkiye Atatürk'ün yatında düzenlenen sapkın bir parti sonrası gözaltına alınan isimlerden biri olarak hatırlayacak. Tevfik Arif o baskın sonrası tutuklanmış ve bir süre sonra serbest kalmıştı. Kendisi aynı zamanda eski Amerikan Başkanı Donald Trump'ın çok yakın bir arkadaşı. Burada duralım. Burak Yeneroğlu Obama'nın başkan seçildiği kampanyada en fazla bağış yapan isimlerden biri. Aynı zamanda Hillary Clinton'ın ve Demokrat Parti'nin çok önemli bir ismi. Hatta Demokrat Partilerin kendisinden yardım isteyecek kadar parti içinde etkinliği olan bir isim ve ortağı olduğu şirketin asıl sermayedarı Trump'ın çok yakın bir arkadaşı. Hatta Bayrok Group Trump'ın Amerika Birleşik Devletleri'ndeki otel ve iş merkezlerinin üstlenici şirketlerinden bir tanesi. Burak Yeneroğlu'nun Fethullahçı terör örgütü içerisindeki rolü, Demokrat Parti üzerinde etkin bir lobici olması, aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri'ndeki FETÖ organizasyonlarının sponsoru olmasıyla kalmıyor. Burak Yeneroğlu ismine biz başka bir yerde daha karşılaşıyoruz. İzmir'de kurulan Bayrok Stone adında bir şirkette. Burak Yeneroğlu'nun eşi Nurdan Yeneroğlu'nun ve 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Akıncı üssünde yakalanan FETÖ imamlarından biri olan ve darbeyi yöneten isimlerden biri olan
Hakan Çiçek'in kurduğu şirkette. Burak Yeneroğlu, Amerika Birleşik Devletleri'nde yöneticisi ve ortağı olduğu Bayrakstone'un bir şubesini İzmir'de açıyor ve bu şirketin ortakları içerisinde kendi karısı ve 15 Temmuz darbe girişimini yöneten Hakan Çiçek var. Karısı şirketteki hissesini bir süre sonra Hakan Çiçek'e devrederek şirketle bağını koparıyor ve şirketin ismi Bahar Doğaltaş şirketi olarak değişiyor. Burak Yeneroğlu, Hakan Çiçek'le ortak dedik. Bu şirketin muhasebe kaydını tutan isimse FETÖ üyesi olduğu nedeniyle tutuklanan, hapis cezası aldıktan sonra tahliye edilen CHP Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz. 15 Temmuz darbe girişimini yöneten isimlerden biri olan Hakan Çiçek'in ve Burak Yeneroğlu'nun eşinin sahibi olduğu şirketin muhasebe kayıtlarını tutan İbrahim Burak Oğuz, İzmir'de sadece FETÖ'ye ait bu şirketin muhasebe kaydını da tutmuyor. Bir başka mermer işi yapan şirket var. Bu şirketin sahibi de Sezai Kod adlı FETÖ'nün eski jandarma ve deniz kuvvetleri mahrem imamlarından ve 15 Temmuz darbe girişiminden sonra cezaevlerinde isyan planlayan örgüt yöneticilerinden biri olan İsmail Kokuroğlu. İsmail Kokuroğlu'yla Burak Yeneroğlu, Amerika Birleşik Devletleri'nde ortak iş yapan isimlerden biri. Burak Yeneroğlu ve İsmail Kokuroğlu iddiaya göre Amerika Birleşik Devletleri'nde de ortak iş yapıyor ve İsmail Kokuroğlu'nun 24 Haziran seçimleri sırasında cezaevlerinde isyan çıkartarak Türkiye'yi kargaşaya sokmak, Türkiye'de kaos ortamı oluşturma planının finansörlerinden bir tanesi de Burak Yeneroğlu. Buraya kadar anlattıklarımızı bir toparlayalım isterseniz. Barack Obama'nın 2008 ve 2012 yılında başkanlık seçimlerine ona finansal destek sağlayan ve kampanyasında etkin rol alan Burak Yeneroğlu, patronu aracılığıyla Donald Trump'la işbirliği yapan bir adam. Aynı zamanda Demokrat Parti içerisinde çok etkin bir role sahip ve Türk-Amerikan ilişkilerinin geri dönülmez bir seviyeye geldiği Obama'nın başkanlık dönemi sırasında Obama ile istediği zaman görüşecek kadar etkin bir adam ve Obama'nın başkan yardımcısı ve mevcut Amerikan başkanı olan Joe Biden'la evinde sarmaş dolaş fotoğraf çektirecek kadar Biden'la yakın ilişkide olan bir isim. Bununla da kalmayıp İzmir'de 15 Temmuz darbe girişimini yöneten Hakan Çiçek'le ortak bir şirket kurup Türkiye'de cezaevlerinde isyan planlayan İsmail Kokuroğlu'nu Amerika Birleşik Devletleri'nde destekleyen bir adam. Ve biz bu adamı genelde Amerika Birleşik Devletleri'ndeki FETÖ'cülerin lüks hayatı haberlerinde ya da Biden'ın FETÖ'cü dostları haberlerinde bir fotoğraf ya da Amerika Birleşik Devletleri'ndeki lüks konutuyla duyuyoruz. Burak Yeneroğlu Amerika Birleşik Devletleri'nde FETÖ'nün lobi yapılanması içerisinde en etkin role sahip isimlerden biri. Bu videoyu izleyenlerin kafasına takılan bir soru olacaktır. Medyada sıklıkla yer alan Burak Yeneroğlu ile Mustafa Yeneroğlu'nun akraba olup olmadığı. Elimizde bunu ispatlayacak bir delil yok. Ancak Mustafa Yeneroğlu'nun Fethullahçı terör örgütüne verdiği destek sabit. Bunun için Burak Yeneroğlu ile akraba olup olmamasının bir önemi yok. Kendisi FETÖ mahrem imamlarının eşlerini mecliste ağırlayıp onların devlet tarafından kaçırıldığı iddiasını ortaya atan isimlerden biri. Aynı zamanda Fethullahçı terör örgütü mensuplarının 15 Temmuz'dan önce suç işlemediğini iddia edecek rapora sahip. Yani Mustafa Yeneroğlu'nun üzerinde herhangi bir şey söylemek için Burak Yeneroğlu ile akraba olup olmadığını anlatmaya gerek yok. Ki dediğim gibi elimizde bunu ispatlayan bir veri yok. İspatlasa da çok fazla bir önemi yok. Fethullahçı terör örgütünü, onun kirli yüzünü ve örgüt yöneticilerini anlatmaya devam edeceğiz. Bizi desteklemek için videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, yeni videolar için bildirimlerinizi açmayı ve bu videoyu sosyal medya hesaplarınızda paylaşmayı unutmayın. Desteğiniz için teşekkür ediyoruz.